Evet, kaydediyoruz arkadaşlar. Tekrar merhaba. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rumen'den bahsettik. Tabii ki sindirim sistemi sadece hep bizi Rumen diyoruz ama sadece Rumen'den ibaret değil. Sindirim sisteminin farklı kısımları da var. Daha başka kısımları da var. Mesela ne var? Rumen'den sonra retikulum var. Ne var? Omasum var. Ne var? Abomasum var. Bunlar nedir? Midenin bölümleri. Şunu da geri gelmişken söyleyelim arkadaşlar. Genelde dört mideli diye bahsedilir ruminantlardan. Dört bölmeli mide ifadesi daha doğru bir ifade. Bunu da belirtmiş olalım. Bunlardan en büyüğü de işte rumen. Onunla ilgili biraz kısmen bahsettik daha önceki dersimizde. Şimdi omasum. Omasum da önemli bir mide bölümü. Retikulumla abomasum arasında kalan bir bölüm. Omasum ve omasuma giren materyal sindirim materyali yaklaşık %90-95 sudan oluşuyor. Yani oldukça su içeriği yüksek olan bir materyal buraya geliyor. Omasumun aslında fonksiyonu tam olarak bazı besleme kitaplarında öyle geçer. Tam olarak belirlenememiş denir ama asıl fonksiyonu arkadaşlar bu çok yüksek düzeydeki suyun absorpsiyonu uzaklaştırılması ve yem partiküllerinin daha ileri düzeyde parçalanmasını sağlamak. Omasumun asıl görevi bu. Bu nasıl oluyor? Omasumun iç yapısı kitap yapraklarını andıran bir yapıya sahip. Bunlar arasında bu yem partikülleri sıkıştırılarak ne yapıyor? Daha küçük parçalara ayrılıyor. Yani parçalanıyor. Tabii bu şeyin bu laminane şeylerin bu omasumdaki bu yapı yem partiküllerinin daha sonraki mide bölümü olan abomasuma doğru hareketini de sağlıyor bu papillalar. Bir şekilde yani bir sanki bir günlük kapısı gibi düşünebilirsiniz. Omasum demek ki hem su absorpsiyonundan sorumlu, yemlerin parçalanmasından sorumlu, hem de bu yem şeylerinin içeriğin abomasuma aktarılmasından sorumlu olan bir mide kısmı. Peki abomasum nedir? Abomasum arkadaşlar midenin gerçek mide olarak adlandırılan bir mide bölümüdür. Yani tek midelerdeki mide yapısıyla benzer yapıya sahiptir. Ve düzeltiyorum. Omasumu neye bağlar? İnce bağırsaklara bağlar. Yani omasumda ince bağırsaklar arasında kalan bir bölümdür. Tabii burada şimdi biz rumende, retikulumda, kısmen de omasumda neden bahsediyoruz? Bir mikrobiyal fermantasyondan bahsediyoruz. Fermantasyon neydi? Havasız solunumdu. Ama abomasum biraz daha farklı. Burada ne yapar? Ne var burada? Asit sindirimi dediğimiz bir olay var. Çünkü burası da pH nedir? Oldukça düşüktür. Asit yoğunluklu, asit yüklü bir mide bölümüdür. Ve aynen bizim midemize benzer bir yapıya sahiptir. Biraz önce dedik yani fermentasyondan daha ziyade bir sindirimden, asit sindirimi dediğimiz sindirimin hüküm sürdüğü bir mide bölümüdür. Tabii buradan ne salgılanır? Buradan mide salgıları. Nedir bunlar? Hidroklorik asit içerir. Ne içerir başka? Pepsin dediğimiz enzimleri içerir. Tabii bu biraz önce dediğim gibi bu mide suyunun, mide öz suyunun yani abomasum da bundan mide sıvısının diyelim. Bunun şeyi pH'sı kaç düzeyindedir? 1 ile 1,3. Düşünün. Rumeninki 6,2 ile 6,8 diyoruz. Hafif asidik. Bununki 1 ile 1,3. Yani şiddet mikroorganizmalar birdenbire ne oluyor? Şoka uğruyor. 6,2'den 6,2 6,8'den birdenbire 1 pH'a geliyor. Dolayısıyla da ölüyorlar. Yani çok asidik bir ortam var. Yaklaşık ortalama 2 düzeyinde. Unutmayın abomasumda 2 pH,
Rumen'de ise 6 ikili 6 8 düzeyinde. Dolayısıyla bunlar mikroorganizmaları öldürüyor ve artık bu mikroorganizmalar ne oluyor? Mikrobiyel protein oluyor. Ve bu pepsin de mikrobiyel Abu Masum'da diyet, Abu Masum'da o zaman ne oluyor? Abu Masum'da ne var? Protein metabolizması açısından konuşuyoruz şimdi. Bir mikrobiyel protein var. Yani mikroorganizma ölüleri var diyelim. Mikroorganizmalar öldü. Orada ne oldu? Mikrobiyel protein var. Bir de tabii ne var? Sadece mikrobiyel protein değil. Bir de diyetle, rasyonla alınan protein var. O da nereye geliyor? O da yine Abu Masum'a geliyor. Dolayısıyla bir diyetsel protein var. Yani diyet kaynaklı protein var. Bir de mikrobiyel protein var. Nerede? Abu Masum. Peki ince bağırsaklar? İnce bağırsaklar Abu Masum'da. Daha sonra yani geçen sindirilmiş gıdalar ince bağırsağa geçer. Burada ne var? Burada da safra salgısı var arkadaşlar. Şeyde ince bağırsaklarda. Burada ne? Bu ince bağırsaklardaki şey ne? Düzeltiyorum. Safranın pH'si ne? Yüksek pH. Bakın. Düşük pH'da şey düzeltiyorum. 6-2 ya da 6-8 pH'lar nereye geldi? Abu Masum'da 1 ile 2 pH'a geldi. Sonra tekrar neye yükseliyor pH? Bir şeyde safra salgısı yoluyla safra salgısının bağlı olarak varlığına bağlı olarak yüksek pH'lı bir ortam. Neresi? İnce bağırsaklar. Ve dolayısıyla da bakın düşük asit, yüksek asit, düşük asit. Yani asidik ortam, daha doğrusu pH değişkenlik gösteriyor. Bütün bu, tabii bunlar tesadüfi olaylar değil. Bunlar hepsi ne yapıyor? Farklı besin maddelerinin sindirimine yardımcı oluyor. Yani yüksek pH'larda sindirebilen maddeler var ya da yaşayabilen mikroorganizmalar var. 6-2 ile 6-8'de. Ama şeyde Abu Masum'da ne var? Mikroorganizmaların hepsi ölüyor dedik. Ama orada da bir ne var? Asit sindirim var. Sonra ince bağırsaklara geliyor. İnce bağırsaklara da daha farklı bir olaylar söz konusu ya da sindirim olayları söz konusu. Tabii ki ince bağırsaklar deyince de aklımıza ne geliyor? Aslında absorpsiyon geliyor. Tabii bu ince bağırsaklarda aynı zamanda sadece bu asitlerden falan bahsedilmiyor. Aynı zamanda işte dediğim gibi ne var? Enzimler var burada. Bu enzimler de yemlerin sindirimini sağlıyor. Dolayısıyla da mikroorganizmaların. Dikkat edin bak mikroorganizmadan bahsediyorum. Artık mikroorganizmalar ne oldu? Bir nevi besin madde kaynağı oldu. Ne için? İnek için. Öldü Abu Masum'da ve artık sanki diyetle alınan, rasyonla alınan protein formuna dönüştü. Ama adı ne? Mikrobiyel protein. Peki bütün bu olaylar nerede oluyor? İnce bağırsaklarda oluyor. Peki kalın bağırsakta ne var? Kalın bağırsak nereden oluşuyor? Kör bağırsak ya da sekum dediğimiz bir oluşum var. Bir de ne var? Kolon var. Burada da arkadaşlar bir fermentasyon söz konusu. Yani kalın bağırsaklarda da bir fermentasyon söz konusu. Buna da sekonder fermentasyon genelde deniyor. Sekonder fermentasyon deniyor. Özellikle de bu fermentasyon neyle ilişkili? Lifli maddelerle ilişkili. Lifli maddelerin sindirimiyle ilişkili bir burada fermentasyon söz konusu. Bir rumen fermentasyonu var. Tekrar ediyorum bir de ne var? Kalın bağırsaklarda bir fermentasyon var. Şeyde ne vardı artık fermentasyon yoktu hatırlayın. Abu Masum'da ne var? Abu Masum'da asidik sindirim var. Asitle gerçekleşen sindirim var. Tabii hayvan tarafından kullanılan enerjinin yaklaşık %10 ile 15'lik kısmı da nereden absorbe ediliyor arkadaşlar? Kalın bağırsaklardan absorbe ediliyor. Enerjinin %10 ile 15'lik kısmı da kalın bağırsaklardan absorbe ediliyor. Aynı zamanda burada ne oluyor? Su absorpsiyonu, mineral absorpsiyonu ve amonyak absorpsiyonu gerçekleşiyor. Ve burada kalın bağırsaklarda artık sindirilmeyen, değerlendirilmeyen yem bileşenlerden nereye geçiyor? Rektuma geçiyor ve daha sonra da
feçes ya da dışkı şeklinde ne yapıyor? Dışarı atılıyor. İşte absorpsiyon, düzeltiyorum, sindirim böyle bir olay arkadaşlar. Bakın ağızdan başladı, özofagustan geçti, rumene geldi, retikuluma geldi. Ruminasyon var orada, geviş getirme tekrar ağza gitti, tekrar sindirildi, geldi, parçalandı, tekrar geldi. Sonra küçük parçalara da bölünerek artık şeye geçmeye hak kazandı. Sindirim sisteminin daha alt kısmına, mide bölmelerinin diğer bölmelerine, midenin diğer bölmelerine geçmeye hak kazandı. İşte o masum, abu masum. Abu masumda ne var dedik? Asidik sindirim var dedik. Orada onlar sindirildi. Orada ne oldu? Mikroorganizmalar öldü. Özellikle bakterilerden bahsediyoruz. Bakteriler öldü. Ne oluştu? Bakteriyel protein oluştu. Bakteriyel protein. Aynı zamanda bir de ne var? Rasyonla gelen protein var. Bütün bunların hepsi hayvanın neyini karşılıyor? Protein ihtiyaçlarını karşılıyor. Uçucu yağ asitleri neyi karşılıyordu? Hayvanın enerji ihtiyaçlarını karşılıyordu. Sonra ne oldu bunlar? Geçti ince bağırsaklara. İnce bağırsaklarda yine bir absorpsiyon söz konusu tabii ki orada. Sonra nereye geçti? Kalın bağırsaklara geçti. Kalın bağırsaklarda sekonder fermantasyondan bahsettik. Özellikle de likli maddelerle ilişkili olarak sekonder fermantasyondan bahsettik. Aynı zamanda su absorpsiyonundan, minerallerden, amonyaktan, amonyan absorpsiyonundan bahsettik. Artık hepsi alındı. Hayvan bütün alabilecekleri bütün besin maddelerini aldı. Geriye ne kaldı? Posa kaldı. Yani dışkı kaldı. Bu da rektuma geçti ve dışkı olarak dışarı atıldı. Genel anlamda sindirimlerden olay bu. Peki biraz da besin maddelerinin sindirimiyle ilişkili olarak biraz daha özele girelim. Rumen'de mesela karbonhidrat sindirimi deyince ne anlıyoruz? Karbonhidrat sindirimi. Şimdi hayvan inek tarafından tüketilen yemlerde besin maddeleri genelde hangi formdadır? Karbonhidratlar, proteinler ya da yağ formundadır. Yani yemlerde bu formda bulunur besin maddeleri. Bunlar daha sonra rumende biraz önce bahsettim hani bizim dostlarımız vardı ya, rumen mikroorganizmalar özellikle bakteriler. Bunlar tarafından hayvan ya hayvan tarafından doğrudan sindirilir bu ürünler ya da rumendeki mikroorganizmalar tarafından parçalanıyor bu yemler. Dolayısıyla da bu besin maddeleri bahsettiğimiz karbonhidratlar, proteinler gibi besin maddeleri hayvanın istifadesine sunuluyor. Şimdi genel anlamda arkadaşlar şunu unutmuyoruz. Karbon ruminant rasyonlarında eğer besin madde temelinde düşünecek olursak büyük bir kısmını arkadaşlar karbonhidrat oluşturuyor. Çünkü ruminantların rasyonları genelde nereden oluşur? Bitkisel materyalden oluşur. Doğru mu? Bitkisel materyalden. Dolayısıyla da bitkisel dokudaki kuru maddede yaklaşık %75 civarında bir karbonhidrat varlığından söz edilir. Tabii mikrobiyal fermentasyon var dedik. Mikrobiyal fermentasyon karbonhidratları ne yapar? Basit şekerlere parçalar. Mikroorganizmalar bu basit şekerleri enerji kaynağı olarak kendi gelişimlerinde kullanma, kendi ihtiyacını karşılama amacıyla enerji kaynağı olarak kullanırlar ve sonuçta da ne üretirler? Son ürünler üretirler. Ki bu son ürünlerde kim tarafından kullanılır? İnek tarafından kullanılır. İşte size alın simbiyotik yaşam. Tabii peki karbonhidratların mikrobiyal fermantasyonu, dikkat edin şu anda karbonhidratların özelinde konuşuyoruz. Karbonhidratların mikrobiyal fermantasyonu sonucunda üretilen son ürünler nelerdir? Hani biraz önce demin bahsettik uçucu yağ asitleri. Bunlar neydi? Asetat, propiyonat ve bütürat. En bilinenleri daha başkaları da var tabii. Ama bunlar asetat, propiyonat, bütürat. Başka ne var? Yine karbonhidratların mikrobiyal fermentasyonu sonucunda oluşan son ürünlerden bahsediyorum. Gazlar var. Biraz önce yine bahsettik. Karbondioksit ve metan. Şimdi bu grafiklerde arkadaşlar neyi anlıyor, görüyoruz? Sindirilebilirlik ve yemlerin sindirimi arasındaki sindirim hızı arasındaki pardon
ilişkiyi burada görüyoruz. Şu sindirilebilirlikten bahsediyor. Yani melas, işte tahıllar, yonca gibi baklagiller, çayırotu, kuru ot ya da saman. Dikkat ederseniz samanın her zaman ne diyoruz? Samanın sindirebilirliği oldukça düşük. Sindirebilirlik yüzde kaç? Şöyle yaklaşık bakarsak %40-50 civarında. Ama melasa bakıyorsunuz, melasın sindirebilirliği %95'ler civarında. Yani melasın, tekrar ediyorum, melasın sindirebilirliği deyince melastaki organik maddelerin sindiriminden bahsediyorum. Çünkü sindirim denince arkadaşlar bunu da unutmayın, organik maddeler anlaşılır. Minerallerin sindirimi söz konusu değil. Minerallerde absorpsiyon söz konusudur. Minerallerde. Yani ham kül dediğimiz kısım var ya hani yemlerde. Onların absorpsiyonundan söz edilir. Sindiriminden bahsedilmez. Organik maddelerin sindiriminden bahsediyoruz burada. Mesela tahılların %80'lere varan oranda. İşte çayrotu yine %70-80 arasında oldukça yüksek. Ama samana bakıyorsun %50. Bu doğrudan neyle ilgili arkadaşlar? Doğrudan aynı zamanda enerji içeriğiyle alakalı. O yüzden melasın enerji içeriği yüksek. O yüzden tahılların dane yemler, şunda daneler tabii dane yemler. Bunların enerji içeriği nereye göre yüksek? Neye göre yüksek? Kuru ota veyahut da neye göre yüksek? Samana göre yüksek. Kuru otunda yine enerji içeriği nereye göre yüksek? Çünkü sindirebilirliği yüksek. Neye göre yüksek? Samana göre yüksek. Tabii rumen mikroorganizmaları tüm karbonhidratları fermente edebilir. Yalnız çözünebilir veya depo formları, yani depo karbonhidrat formları vardır. Mesela nişasta. Çözülebilir nişasta. Şey, çözülebilir karbonhidrat. Kolay çözünebilir karbonhidrattır. Depo ve polisakkarid diye geçer. Bunlar yapısal formlar dediğimiz, yani selüloz hücre duvarı elemanlarına göre, yani selüloz, hemisellüloz, lignin gibi, lignin değil, düzeltiyorum, lignin, şunu da unutmayın arkadaşlar, lignin bir karbonhidrat değildir. Ama bunlar içerisinde değerlidir ama lignin karbonhidrat değildir. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi bunlar dediğim gibi nişasta gibi kolay çözünebilir karbonhidratlar, depo polisakkaritleri neye göre? Yapısal polisakkaritlere göre, yapısal karbonhidratlara göre ne gibi? Selüloz, hemisellüloz gibi. Onlara göre ne yapar? Daha kolay sindirebilirler. O yüzden de enerji içerikleri daha yüksektir. Tabii bir de bildiğimiz bir başka gerçek var. Bitkiler olgunlaştıkça ne yapar? Hücre duvarları bitkilerde, biliyorsunuz bitki hücresiyle hayvan hücresini ayıran temel farklılık nedir? Bitki hücresinde ne vardır? Hücre duvarı vardır. Onlar dik durmasını sağlayan. Bu bitki için bir avantajdır ama bizim için bir yönden ne oluyor? Bir dezavantaj oluyor hayvan besleme açısından. Çünkü bu sert yapının aynı zamanda neyi? Sindirebilirliği de ne oluyor? Düşük oluyor. O yüzden bu bitkiler olgunlaştıkça, yaş ilerledikçe, hasat dönemi ilerledikçe ne diyoruz biz? Hayvan bitkilerde bir lignifikasyon gerçekleşiyor. Lignin oranı artıyor. Dolayısıyla sindirebilirlikler düşüyor. Dolayısıyla da besleme değerleri düşüyor. Şimdi bu lignin dediğim gibi kendisi bir karbonhidrat değildir ama diğer karbonhidratların, diğer yapısal karbonhidratların, yani selüloz, hemisellüloz gibi hücre duvarı elemanlarının faydalanma düzeyini ve yaraşıklılıkları ne yapar? Azaltır. Çözünebilir karbonhidratlarsa mikroorganizmalar tarafından bu depo polisakkarit, çözünebilir karbonhidratlar depo karbonhidratlarına göre biraz daha fazla, biraz daha hızlı ne yapar? Sindirilebiliyorlar. Depo karbonhidratları ise aynı şekilde şeye göre, yapısal karbonhidratlara göre. Depo karbonhidratları deyince dediğim gibi neyi anlayacaksınız? Nişastayı anlayacaksınız. Yapısal karbonhidratlar deyince de selüloz, hemisellüloz gibi hücre duvarı elemanlarını anlayacaksınız. Onlara göre 5 kat daha ne yapılıyor? Daha hızlı, daha fazla sindiriliyor. Bu da onların enerji değerlerinin neden farklı olduğunu gösteriyor. Yapısal karbonhidratlar. Yapısal karbonhidratlar dediğimiz nedir? İşte dediğim, biraz önce dediğim selüloz ve hemisellüloz. Bunlar nelerdir? Yapısal şeylerdir.
yapısal karbonhidratlardır. Ve bunlar hakikaten ne açıdan önemli? Bu yapısal karbonhidratlar nerede zengin daha çok? Kaba yemlerde zengin, yüksek düzeyde bulunuyor. Selüloz ve hemiselüloz. Yani bunlar aynı zamanda hücre duvar elemanları da denir. Ve bunlar asetik asit rumende oluşan uçucu asitler neydi? Biraz önce söyledik. Asetik asit, propiyonik asit ve butirik asit. İşte asetik asitin yükselmesini sağlar. Oranının yükselmesini sağlar. Asetik asit de neyle ilişkidir doğrudan? Süt yağı ile ilişkidir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Burası önemli. Süt yağı ile ilişkidir. Süt yağı içeriği ile ilişkidir. Dolayısıyla da kaba yem oranı arttıkça selüloz oranı hem selüloz yani hücre duvar elemanları yüksekliğinden dolayı rumende ne artıyor? Asetik asit artıyor. Asetik asit artınca da bu asetik asit de sütteki kısa zincirli yağ asitlerinin temelini oluşturduğundan, temel yapı taşını oluşturduğundan dolayı da süt yağı düzeyi artıyor. Tabii bu bakteriler yani şeyler sellozu sindiren bakteriler yani sellotik bakteriler arkadaşlar rumende bulunan yüksek düzeyde yağdan ve asiditeden rumende bulunan rumende yüksek düzeyde asitte yok da ama asidoz olduğu zaman da ne yapıyor? Asitlik yükseliyor. Nerede? Rumende. İşte bunlar olumsuz anlamda etkileniyorlar. Yani bu sellotik bakteriler. Demek ki yağ içeriği yükselince yüksek yağ içeriklerinden olumsuz yönde etkileniyor. Bir de rumende eğer herhangi bir şekilde asitliğinden bahsedelim. Asitliğin yükselmesi durumunda bunlar ne yapıyor? Olumsuz durumda. Hatta ölüyorlar. Yani bir başka de işte eğer yemler çok yüksek düzeyde yağ içerirse veyahut da rumen çeşitli nedenlerden dolayı asidik bir durum kazanırsa ki en önemli sebebi nedir? Bu sindirilebilir karbonhidratların hani nişasta gibi kolay çözünebilir karbonhidratların yüksek düzeyde verilmesi durumunda eğer asitlik yükselirse işte bu mikroorganizmalar yani sellotik bakteriler ya ölürler ya da etkinlikleri azalır. Yani gelişme oranları ne yapar? Yavaşlar ya da düşer. Ve bunların azalması veyahut da tam anlamıyla ortamdan uzaklaştırılması sadece yemlerin sindirebilirliğini düşürmez. Aynı zamanda hayvanın yem tüketimini de düşürür arkadaşlar. Dolayısıyla da bu kadar önemli bu yapısal karbonhidratlar. Ve tabii bu yapısal karbonhidratlar rumenden geçtiğinde bu daha ileriki aşamalarda bunların parçalanma oranları rumene göre en azından ne oluyor? Biraz daha düşük oluyor. Yani ne kadar büyük oranda bunların parçalanmaları nerede gerçekleşiyor arkadaşlar? Rumende gerçekleşiyor. Çünkü rumende ne var? Mikroorganizmalar var. Neler var? Yani sellotik bakteriler var. Bu sellotik bakteriler ne yapıyorsa yapıyor bunlara, yapabiliyorsa. Peki depo karbonhidratlar nedir? Şimdi bunlar yapısal karbonhidratlar. Neydi? Selüloz ve hemisellozdan bahsettik. Peki depo şeyler karbonhidratları dediğimiz nelerdir? Şimdi bakteriler nişastaca zengin yemler nedir bunlar? Tahıl taneleri veya da patates gibi. Bu da bir yem kaynağı biliyorsunuz. Yani normalde hayvanlara yedirilmez ama bazı zamanlarda yedirilebiliyor. Nişasta kaynağı, nişasta içeriği oldukça yüksek. Tabii bunlar sindirenlerde bakteriler biraz önce selüloz ve hemisellozu sindiren bakterilerden farklı bir özellik gösteriyor. Bir kere bunlar yani depo karbonhidratlarını biraz önce dedik sellotik bakteriler bakın burası önemli. Sellotik bakteriler neye karşı hassastı, dayanıksızdı? Asitliğe karşı dayanıksızdı değil mi? Sellotik bakteriden bahsediyorum. Ama bu şeyler depo karbonhidratlarını ya da depo polisakkaritlerini sindiren bakteriler ise en azından sellotik bakterilere karşı asitliğe karşı daha dayanıklı, daha az hassasiyet gösteriyor. Daha dayanıklı daha doğrusu. Dolayısıyla da bu aynı zamanda bunlar ne yapıyor? Biraz önce onlar ne üretiyordu? Asetik asit üretiyor ama bunlar ne üretiyor? Propiyonik asit üretiyor.
yani bu şeylerin nişastayı sindiren bakteriler esas olarak son ürün olarak ne üretiyor? Propiyonik asit üretiyor. Selülozu sindiren senotik bakteriler ne üretiyor son ürün olarak? Asetatı üretiyor. Ve o neyle ilişkiliydi? Süt yağıyla ilişkiliydi. Peki, nişasta hızlı bir şekilde fermente ediliyor. Nişasta, mısır nişastası, buğday nişastası, arpa nişastası hızlı bir şekilde fermente ediliyor. Ve bu fermentasyon sonucunda oluşan laktik asit ve şeyler, propiyonik asit asiditenin artmasına neden oluyor. Yani nişastada zengin yemler verilmesi durumunda propiyonik asit oranı artıyor ve dolayısıyla da asitlik artıyor. Tabii bu asitliğin artması ne oluyor? Biraz önce ne dedik? Selotik bakteriler neydi? Selotik bakteriler neye karşı dayanıksızdı? Yüksek asitliğe karşı dayanıksızdı. Toleransları düşüktü. Dolayısıyla da asitlik arttı ya şimdi şu durumda. Siz yani nişastaca zengin bakteri yemleri verdiniz. Bu asitliği artırdı. Asitliği artınca ne oluyor? İşte bu selülozik bakteriler ya ölüyor ya da etkinlikleri düşüyor. Dolayısıyla da neyi düşüyor? Süt yağ içeriği düşürüyor. Süt yağ içeriği düşürüyor. Dikkat edin. Burada iki temel bir uçucu yağ asidi nedir? Probiyotik asit ve butirik asit. Düzeltiyorum. Asetik asit. Tekrar ediyorum. Asetik asit süt yağını artırır. Propiyonik asit ise süt verimini artırır. 10 dakikalık bir vaktimiz var arkadaşlar. Şurayı da ben tamamlayayım. Sonra yavaş yavaş bitirelim. Çözünebilir şekerler var arkadaşlar. Çözünebilir şekerler. Tabii bu çözünebilir şekerler dediğim şeyde çözünebilir şekerlerce zengin yem kaynakları da şimdi nişastaca zengin yem kaynağı baştan gelelim. Selülozca zengin yem kaynakları ne dedik? Kaba yemler dedik. Nişastaca zengin yem kaynakları ne dedik? Hemen aklımıza ne geldi? Dağ yemler geldi. Peki çözünebilir şekerlerce zengin yemler deyince aklımıza ne geliyor? Melas geliyor. Hatırlayın biraz önce melasın enerji içeriğinin yüksekliğinden bahsetmiştik. Çünkü bu çözünebilir şekillerin enerji içerikleri sindirebilirlikleri yüksektir. Çözünebilirlikleri yüksek. Dolayısıyla enerji içerikleri yüksektir. Bu da melasın neden enerji zengin olduğunu gösteriyor. Ya da şeker kamışı. Ya da yüksek kaliteli çay otları. Bunlar hep neyle zengindir? Çözünebilir şekerlerce zengindir. Ve bu işte bu çözünebilir şekerlerce zengin yemleri fermente eden bakteriler, fermente, bakın dikkat edin fermentasyon, yani fermente eden bakteriler, nişastayı fermente eden bakterilere benzerlik gösteriyor. Tabii şunu da unutmayın arkadaşlar. Genelde şeker içeriği yüksek olan yem kaynakları yani melas, şeker kamışı burası önemli ve yüksek kaliteli çay otları asidoza yol açma riski bakımından nişastaca zengin yemlere göre biraz daha güvenilir. Yani daha az sorun çıkarıyor. Yani melas asidoza yol açma riski dahane yemlere göre daha düşük. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi peki karbonhidrat sindiriminin son ürünleri nelerdir? Karbonhidrat ürünlerinin sorunları bir kere uçucu yağ asitleri dedik. Bunlar biraz önce söyledik hızlı geçiyorum burayı. Hayvanın enerji ihtiyaçlarının %70'ini karşılar. Aynı zamanda sütün yağ ve protein içeriğiyle ilişkilidir. Neler? Bu uçucu yağ asitleri. 3 tane uçucu yağ asiti vardır. Bunlar asetat veyahut da onun yani asetik asit veyahut da onun tuz formu asetat. Bazı yerlerde asetat diye geçer. Yani asetik asitin tuz formudur o. Asetat. Diğeri propiyonat ya da propiyonik asit. Diğeri de butirat ya da butirik asit. Tabii bunların oranları neye göre değişir arkadaşlar? Kullandığımız rasyona göre değişir. Bu rasyon da yapısı değişir. Kaba kesif yem oranı arttıkça hemen ne değişir? Artar mesela biraz önce konuştuk. Asidik asit oranı artar. Kesif yem oranı arttıkça özellikle dahane yem oranı arttıkça biraz önce konuştuk. Ne yapar?
propiyonik asit oranı artar. Tabii bu uçucu yağ asitleri rumen duvarından absorbe ediliyor. Daha sonra da karaciğere kan vasıtasıyla ne yapıyor? İletiliyor. Daha sonra bu karaciğerde bunlar diğer enerji kaynaklarına ne yapıyor? Çevriliyor, dönüştürülüyor. Ne? Uçucu yağ asitleri. Karaciğerden farklı fonksiyonları yere getirmek için daha sonra ne yapıyor? Diğer dokulara gidiyor, işte süt üretimi, gebelik, gelişim için kullanılmak üzere. Evet, şimdi arkadaşlar yavaş yavaş toplantıyı bitiriyorum çünkü süremiz bitiyor. Ben bu da kalalım. Bir dahaki toplantıda buradan devam edeceğiz ve asetattan, diğer uçucu yağ asitlerinden bahsetmiş olacağız. İnşallah faydalı bilgileri paylaşmış olduğumu düşünüyorum. En azından ben öyle düşünüyorum. İnşallah faydalı oluyordur. Bu tür toplantılara arkadaşlar devam edeceğim ben. Bunu ikincisini gerçekleştirdik. Biraz aksaklıklar oldu, özür dilerim. İnşallah ileride bunu daha aksaklıkları daha düşük düzeye indireceğiz. Daha verimli toplantılar yapacağız. Gelecek haftada inşallah buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve bu sunuyu bitirdikten sonra daha başka, daha farklı bir konuya geçmeyi düşünüyorum. Tabii bu konuda sizden de öneri bekliyorum arkadaşlar. Eğer hocam şu konu üzerinde konuşalım şeklinde önerilerde bunulursanız ben onları da değerlendiririm. Hatta bazen hocam ben de sunu yapmak istiyorum diyen arkadaşımız olursa onu da değerlendiririz. Onu da dinleriz. O da çok gayet hoş oluyor. Geçen senelerde yaptık. Ben verimli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah katılım da daha fazla olur. Ben katılım daha fazla olunca tabii ki daha verimli oluyor ama size hasreten teşekkür ediyorum. Bu kadar aksaklığa rağmen bu ana kadar, bu saate kadar dinlediniz beni. Bunu ben kaydettim. Herhalde kayıtta bir sorun inşallah çıkmamıştır. Kaydettim. Bunu izniniz olursa YouTube'da da paylaşıyorum. Herhalde sizin için bir sakıncası yoktur. Zaten dediğim gibi şeyleri açtırmıyorum. Kameraları açtırmıyorum. Sadece benim kameram açık. Bunları YouTube'da istediğiniz anda dinleyebilirsiniz. Diğer arkadaşlarımız da dinleyebilir. İnşallah sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yaklaşık işte bir 3-4 dakikalık zamanımız var galiba. Söylemek istediğiniz bir şey varsa konuyla da ilgili olabilir. Sizleri dinleyelim. Sonradan da yavaş yavaş dersimizi bitirelim arkadaşlar. Hocam çok teşekkür ederiz. Gecenin bu vakti bize vakit ayırdığınız için. Yani azminize hayranım. Başka Estağfurullah. diyecek bir şey bulamıyorum. Estağfurullah. Gerçekten kusura bakmayın. Daha verimli olmak istiyorum. Daha şey olmak istiyorum ama işte bu teknik aksaklıklar bizi biraz engelliyor. Ama daha iyisini yapacağız inşallah. Yeter ki ben dediğim gibi iki kişi de olsa, üç kişi de olsa ben bunlara devam edeceğim. Bu zooteknik sohbetleri iki oldu bu. İsmini de öyle koydum yani. Ne bileyim aklıma öyle geldi. Birdenbire koymuş olduk. Hoşuma da gitti yani. Çünkü ders süreli olunca falan böyle biraz farklı oluyor. Böyle sohbet çünkü şeklinde gitmek istiyorum. Hatta bazı şeyler arkadaşlar şey de yapabiliriz. Böyle karşılıklı tartışma şeklinde ben böyle monolog değil de diyalog şeklinde dersler de yapabiliriz belki paylaşım şeklinde. Bir kısmını ben anlatırım, bir kısmını siz anlatırsınız. Veya da tartışırız. Herhangi bir konuyu tartışırız. Sadece ders olarak düşünmeyelim arkadaşlar. Herhangi bir güncel konuyu da, bu her türlü konu olabilir. Tabii farklı konulara, farklı taraflara çekinmeyecek konular. Onlara girmek çok doğru olmuyor. Hayvancılık üzerinde zaten. Konuları konuşalım. Mesela işte bu bir takım projeler var, bir takım uygulamalar var bakanlığın getirdiği. Onlara eksisiyle, artısıyla konuşalım, biz konuşalım. Yani her zaman derslerde dediğim gibi bunları biz konuşalım arkadaşlar. Kayıt altına da alırız. Tabii siz her şeyi belki konuşmak istemezseniz ben rahatlıkla konuşurum. Siz konuşmak istemezsiniz. O sizin takdirinize kalmış. Bunları da paylaşırız ve en azından güzel bir güzel demeyelim de bir arşiv olur. En azından ileride birileri de kullanır. Bu anlamda da faydası olur diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar tekrar. Eğer söyleyecek ya da farklı bir
şey söyleyecek olan arkadaşımız ya da soracak olan sorusu olan arkadaşımız yoksa yavaş yavaş bitirelim o zaman. Gelecek hafta yine aynı şekilde bir aksilik olmazsa yine çarşamba günü artık ben o standa bunu çarşamba günü saat 8'de ama sizin de önerileriniz olursa hocam çarşamba günü olmasın da şu gün olsun ya da şu saatte olsun derseniz onu da değerlendiririz. Ve sayımız da inşallah daha da artar. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Yavaş Biz yavaş. teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Ağzınıza Ailenize de selam söyleyin arkadaşlar. Ailenize sağlık. hürmetlerimi Teşekkür ederiz hocam. Söyleriz. sunuyorum. Evet, bitiriyorum yavaş yavaş.